Celal Bayar'ın başbakanlık görevine gelmesi Türkiye'nin 1930'lu yıllardaki önceliklerinin değişmesiyle ilintili olan bir şey. 1920'li yıllarda Türkiye'nin temel sorunu devrimler ve güvenlik sorunuydu. Yani devrimlerin gerçekleştirilmesi ve bunun yanı sıra da iç isyanlar ve benzeri sorunları çözmekle ilintiliydi. Ama 1930'lu yıllar Türkiye'sinin önceliği ve derdi değişti. 1930'lu yıllar Türkiye'si kalkınmak. Özellikle de topyekün kalkınmak ve bunun içerisinde de sanayileşmek, ekonomik kalkınma temel noktayı oluşturuyordu. 20'li yıllarda asker kökenli birinin başbakan olması şaşırtıcı değil. Ama 30'lu yıllarda da iktisat kökenli birinin başbakan olması o da şaşırtıcı değil aslında. 32'de Celal Bayar önce iktisat vekiline getirildi ama ondan önce de 24'te İş Bankası'nın kuruluşunu anmak lazım. İş Bankası'nın başına getirilmişti Bayar. Buna ilişkin de yine bir şey söylemek lazım. Bakın burası da çok ilginç. İş Bankası'nın kurulduğu tarih Büyük Taarruz'un 2. yıl dönümü. 26 Ağustos 1924. Yani askeri taarruz, askeri başarıyı elde ettik ama devir artık ekonomik başarı, ekonomik savaş devri, Türkiye'nin kalkınması meselesi. Bu devletçilik politikalarının içeriği açısından dönüp baktığımızda karma ekonomiye tabii tekabül ediyor. Yani devletin ve özel sektörün bir arada yatırım yapması meselesi. Çünkü temeller Batı ile aradaki farkı, sanayileşme, geri kalmışlık meselesinin farkını kapatmak gibi bir dert var. Bayar 24'ten 32'ye kadar İş Bankası'nda bir hayli başarılı işlere imza attım. Bunu söylemek lazım. 32'de iktisat vekilliğine taşıyan Bayır'ı da bu iktisat vekilliğine geçiş sürecinin İş Bankası'ndaki başarılarıyla bağlantılı olduğunu söylemek gerekir. 32'den 37'ye kadar da iktisat vekilliği yaptı. Bu da ilginç bir şey. İş Bankası genelde Türkiye'de liberal ekonominin karargahı olarak hani söylemek lazım dönem açısından İş Bankası grubu. Ama ilginç olan şey Celal Bayar gibi birinin devletçilik politikalarını uygulamak üzere ekonominin başına geçirilmesi. Aslında bu Türkiye'deki devletçiliğin sınırlarını da gösteriyor. Yani devletçiliğin sosyalist tipte bir devletçilik olmayacağını, pragmatik bir devletçilik olduğunu, Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili olduğunu bize gösteriyor. 32'den 37'ye kadar uygulanan sanayileşme politikaları zaten öncelikle ithal ikameciydi. Yani Türkiye'nin dışarıdan ithal ettiği ürünleri içeride üretmek ve dışarıya para vermemek üzerine kurulmuş bir iktisat politikasıydı. Bu dönemdeki başarılı politikalar Celal Bayar'ı 37'de başbakanlığa taşıdım. Atatürk bu dönemde tabii Celal Bayar'ı başbakanlığa taşıyan temel nedenin bu olduğunu söylemek lazım. Bunun dışında başka unsurlar var tabii Celal Bayar'ı oraya taşıyan. Atatürk ile İnönü arasındaki anlaşmazlıklar, İnönü Bayar arasındaki anlaşmazlıklar, buna benzer pek çok sorunu söylemek lazım. Atatürk ile İnönü arasındaki anlaşmazlıkların dış politika alanına bir bölümünün kaydığını, bir bölümünün iç politika ile ilintili olduğunu yine söyleyebiliriz. Ancak Celal Bayır'ı 37'den 39'a kadar başbakanlıkta tutan şey, yani başbakanlığa taşıyan şey, İnönü'nün alternatifi halefi oldu ama şunu da düşünmek lazım. Şu da sorulabilir pekala ki tamam İnönü ayrıldı. Peki yerine niye Celal Bayar getirildi? Partide başka isim mi yoktu? Partide pek çok isim vardı aslında oraya oturabilecek. Şükrü Kaya olabilirdi pekala. Tevfik Rüştü Arası olabilirdi dönemin Dışişleri Bakanı. Ancak Celal Bayar'ın iktisat vekili olarak kazandığı başarılar ve Türkiye'nin önceliklerinin kalkınma temelli olması Bayır'ı 37'de başbakanlığa taşıdı.